ikinci ihtimalin yüksek olduğunu düşünüyorum. Buyurun. Evet, size katılıyorum. İkinci ihtimal gerçekten yüksek. Seçmen özellikle büyük şehirlerde AKP karşıtı kazanacak adaya yoğunlaşacak. İyi Parti bu noktada yönelebileceği tek seçmen kitlesi MHP kitlesi olabilir. Bakın, bunu değerlendirebilmek için Sayın Uslu elimizde anket yok dedi. Son siyasi genel seçimlerdeki oy oranları var dedi. Şimdi oy oranlarından ne kadar güvenilir, ne kadar ciddiye alınabilir bilemiyorum ama Ekim ayında Asal'ın bir anketi var. Kasım ayında da PR'ın bir anketi var. AKP her iki ankette de adım adım birkaç puanlık düşüşler gösteriyor. Genel seçimdeki 35.6'dan 32 noktaya kadar gerilemiş görünüyor. Cumhuriyet Halk Partisi ise Ekim ayında, yani kurultayın öncesinde %20'ye kadar gerilemişken, kurultay sonrasında Kasım ayı itibariyle %27'ye çıkmış görünüyor. Benim sokak izlenimim, gözlemim, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Aralık ayı itibariyle yüzde sınır barajını zorlayabilecek bir konumda olduğu ve bu yerel seçimlerde 1973 seçimlerinde olduğu gibi %30'u da birkaç puan aşabileceği, yani Cumhuriyet Halk Partisi açısından böyle bir umut var, büyük yanlışlar yapmasın. Yalnız Milliyetçi Hareket Partisi oylarını 5 puan kadar arttırmış, %15 seviyesine çıkarmış görünüyor. İyi Parti ise şu an neredeyse yeniden Refah Partisi'nin altına dahi düşecek %5 seviyelerine inmiş görünüyor. Bu noktada Sayın Uslu çok haklı olarak gösterecekleri adaylar dedi. Özellikle İstanbul ve Ankara'da İyi Parti'nin gösterebileceği adaylar MHP seçmenine yönelik bir alternatif yaratma iddiasını taşıyacak. Benim gözlemim, izlenimim bu doğrultuda. Ama bunlar MHP seçmenini kendilerine çeker mi çekmez mi bilemiyorum. MHP seçmeninin şu an %15'lik seçmen kitlesi içinde de büyük kentlere yansımasını tam bilemiyorum ama hepsi AKP adaylarına oy verme eğiliminde olan seçmenler de değil. Yani İyi Parti'nin sanıyorum hesapları... Uluç abi, MHP'nin oyları %10, %10 civarında, %15 değil de son hayır, seçimde. Hayır, %15 tutarmış son. Ankette diyorsunuz. Ankette. Anladım. Hatta Anar da bunu %10.7'den %12.1'e çıkarmış. PR Kasım ayı anketinde %15'e çıkarmış. Anladım. Ben seçimlerde aldığı oydan söz ettim. Evet. Seçimlerde %11. %10-11. 5 puan arttırmış görünüyor anketler, inanılır ise diyorum. Şimdi İyi Parti'nin tek hedefi, benim kanım, Sayın Uslu, Sayın Yalçın katılırlar mı bilmiyorum ama MHP'nin bu oylarına talip olabilir. Buradan bir şey alabilir. Ne kadar alır, ne kadar yansıtabilir bilemiyorum ama MHP'nin seçmeninin bir kısmı da AKP'ye büyük gövdesi oy verecek olsa bile, AKP'li adayları CHP'nin karşısında bir kısmı özellikle mesela Ankara'da vermeyecek gibi duruyor. İlk seçiminde de Mansur Yavaş'ın bunlar vermediler ve Ankara benim kendi eski seçim bölgemde olduğu için özellikle Keçiören'de bu konuda çok güçlü MHP'li, yani örgütte de görevli gruplardan bu şekilde izlenimler alıyorum. İyi Parti'nin bu MHP'ye dönük, MHP seçmenine dönük arayışı ne kadar sağlıklı olur bunu göreceğiz. Sayın Uslu'nun dediği gibi çıkaracağı adaylar işte MHP seçmenine hitap edecek mi, etmeyecek. Aynı şekilde mesela büyük şehirlerde Sayın Uslu katılır mı bilmiyorum ama HDP seçmeni
muhafazakar, AKP eğilimli muhafazakar Kürt seçmene dönük adaylar olacak mı, olmayacak mı? Bunların hepsi seçimleri çok etkileyecek. Ama CHP açısından genel kanım, CHP bu kurultaydaki değişimle, Özgür Özel'in yeni getirdiği söylemle yeniden özüne dönme, kendisi olarak var olma iddiasını ortaya koydukça klasik %30'luk çıtasına ulaşabiliyor. Bu çıtanın üzerine de AKP'nin karşısında kazanacak aday yaklaşımıyla özellikle elindeki büyük şehirlerde bir iki fire verse de Manisa, Bursa gibi illerde bu kaybını telafi edecek güce kendi başına ulaşabilecek gibi görünüyor. Yani İyi Parti'ye çok fazla ihtiyacı yok. Bugüne kadar Özgür Özel'in işte İyi Parti'ye kendi partisi içinde de eleştiri konusu olan yahu çok mu eğilim gösteriyor, önünde eğiliyor vesaire yaklaşımı İyi Parti seçmenine elinden geleni yaptığı duygusunu verdi. Bu duygunun sandıkta oldukça olumlu CHP lehine bir sonuç vereceğini de tahmin ediyorum. Çok teşekkür ederim Yalçın abi. Siz Uluç Gürkan'ın değerlendirmesini nasıl buldunuz? Aha. Çünkü iki şey var. MHP oylarını zorlayabilir diyor. Esas olarak adaylar belli bir etki yapar yerel seçimlerde ama daha çok küçük yerlerde yapar. Büyük iller daha çok şey kazanma eğilimi olan adaylara yönelir. Şimdi Uluç'un söyledikleri, Uluç diyorum, o benim çok eski arkadaşım. Evet. Ta Ankara'da çok eski arkadaşım. Arkadaşlar Uluç Gürkan'a bir de gazeteci tire Uluç Gürkan yazarsanız Uluç abinin nasıl mesleği gazeteciliktir. Birlikte gazetecilik yaptık biz onunla. Evet. Şimdi Uluç sana yani şurada katılmıyorum. MHP'nin yani şunu bir açıklayabilecek bir elinde veri var mı? MHP'nin oyları nasıl artıyor sence? Ne oluyor da MHP'nin oyları artıyor ve bu artan oylar sadece İyi Parti'den mi geliyor yoksa biraz da AKP'den ya da diğer işte Cumhur İttifakı'nın ortaklarından mı geliyor? Ama esas soru şu, neden artıyor eğer artıyor ise? Şimdi rakamlara baktığınız zaman eğer dediğim gibi bu kamuoyu yoklamaları, Sayın Uslu bizi o konuda aydınlatabilir. Ekim ayı itibariyle, Kasım ayı itibariyle PR'ı. Buradaki oy akışkanlığına bakınca AKP'de 4 puan dolayında bir iniş var. İyi Parti'de ise 5 puanı aşan bir iniş var. Hayır Uluç sana şimdi şunu soruyorum. Uluç sana şunu soruyorum. Ne oldu da MHP'nin oyları artıyor? Onu soruyorum. Yani nereden aldığı ayrıca... İyi Parti'den. Neden artıyor? Yani İyi Parti'den alıyor. İyi Parti'den alıyor diyorsun. İyi Parti'nin dağınıklığı. Dağınıklığından. Bir de MHP'nin oyları genellikle bakın AKP'den uzaklaşan, yani bunun oranlamasını yapamam, İyi Parti'nin kaybettiği oyların bir kısmı da CHP'ye gidiyor. Bu konuda hiçbir tereddüt yok. Çünkü İyi Parti seçmeni arasında hayal kırıklığına Kemal Kılıçdaroğlu'nun işte biz 1930'ların CHP'si değiliz, işte Atatürk konusunda böyle netameli tavırları filan nedeniyle bir kısmı eski CHP'lilerdi. Bunlar geri döndüler büyük ölçüde. İyi Parti'den öyle bir kopma var. Aynı şekilde... CHP'nin oylarında da bir yükseliş olduğunu söylüyorsunuz. Kasım anketleri öyle. Ben özellikle Özgür Özel'in seçilmesi ve İyi Parti'nin genel bu son kararından göre... sonra, Uluç abi, İyi Parti'nin bu son kararından sonra CHP oylarında çok daha büyük bir yükseliş bekliyorum. Sayın Uslu siz ne diyorsunuz? Aynı kanıda. Şimdi bu benim gördüğüm çalışmalar da var. Daha fazla itibar ettiğim isimlerini de verebilirim. Area'nın araştırması, bugün mesela elime geçti. Bir iki gün önce Ankara Enstitüsü'nün araştırması elime geçti. Oralara baktığınızda ki her ay ben düzenli takip ediyorum o araştırmaları. MHP'nin oyları stabil aslında. AK Parti'de evet haklısınız dalgalanmalar yaşanıyor ekonomiye göre.
mesela önümüzdeki ay asgari ücrette falan zamlar olmasın, memur maaş zamları kötü gelsin, biraz daha düşme olur. Bir süre ya da iyi gelsin, biraz daha yükselme olur. Orada bir ekonomi duyarlı seçmen kitlesi var. Onların hareketi AK Parti oylarını yukarı aşağı doğru hareket ettiriyor. Bir sadık seçmen kitlesi var. Bir de bu ekonomi duyarlı seçmen kitlesi var. Onların tepkilerine göre düşüşler, yükselişler oluyor. MHP stabil gidiyor. Mesela geçen seçimle son seçim arasındaki oy farkına da baktığınızda 11 almıştı, 10 aldı. Aslında biraz oy kaybetti. Herkes MHP oy arttırdı diye algıladı. Oysa ki MHP aslında %10 oy kaybetti 2018-2023 arasında. Şimdi yine onlar civarında ben gözlemliyorum. Yani bu araştırmalardan çıkan sonuçlar öyle. CHP evet haklısınız %20'lerin altına kadar inmişti. Oradan kurultayla birlikte toparladı. 26-27 aralığında şu an hareket ediyor. İyi Parti 7'ler civarında. Ama yerel seçimde müstakilen girerse ne yaparsınız diye sorulduğunda 5'e düşüyor. Genel seçim oyu 7, yerel seçim oyu 5. Şimdi bu süreç içerisinde bir de kendi meramını iyi anlatamazsa eğer o 5'leri koruması bile zor hale çok gelebilir zor. Yerel seçimde. O yüzden İyi Parti büyük bir kumar oynadı ama derdi kazanmak olmadığı için yani zaten baştan kaybettir şeklinde bir strateji güttüğü için bundan çok tedirgin olmuyor. Benim gördüğüm bu süreç içerisinde yani bu son birkaç ayda büyümeyi sağlayan birkaç parti var. Bunlardan biri CHP. CHP işte o kendini yeniden inşa ederek aslında büyümeyi sağladı. Ve uçlardaki partiler büyüyor. Merkezdeki partiler yani siyasetin merkezindeki siyasi yelpaze anlamında kastetmiyorum. Yoğunluk olarak, ağırlık olarak siyasetin merkezinde olan partiler büyüyemeyince bu sefer Avrupa'da da benzer bir süreç yaşanıyor. Merkez kaç partiler, uçlardaki partiler büyüyor. Yeniden Refah, mesela bu siyasal İslam'da Yeniden Refah büyüyor. Bu aşırı milliyetçi partilerde, aşırı sağcı partiler arasında büyüyen Zafer Partisi, solda büyüyen partiye baktığınızda CHP aslında kaybettiğini geri kazandı. Ama tip mesela net bir biçimde büyümesini sürdürmeye devam ediyor. O da solun en ucundaki parti. Ama bunlar birer ikişer puan büyüdükleri için hani böyle siyasetteki dengeleri değiştirecek seviyede büyümüyorlar. Burada CHP'nin büyümesi önemli. O çünkü CHP'nin 20 alması başka bir şeydir. 26-27 alması başka bir şeydir. O siyasette dengeleri etkileyebilecek bir seviyede büyüyor. Diğerlerinin büyümesi henüz siyasi dengeleri etkileyecek boyutlarda değil.